Veda zamanıdır. Kalbimiz kırık. Güle güle ya mübarek, yine gel. Gözlerde yaş, dudaklarda hıçkırık. Ümitlerin gül açan rengine gel. Güle güle ya mübarek, yine gel. Sanma gittin diye bayram ederiz. Teşhi için biz ihtiram ederiz. Nefsi senin aşkına ram ederiz. Yoksula gel, had bilen zengine gel. Güle güle ya mübarek, yine gel. Gidip o ummana dalacak mısın? Bize dost selamı salacak mısın? Gelince bizleri bulacak mısın? Mevla bilir, yine de sen dene, gel. Güle güle ya mübarek, yine gel. Hoş gör kısık sesli şu münadiyi. Terk eyleme gönül denen vadiyi. Hanesinde bulamazsan sadiyi, kitabesiz sine gel. Güle güle ya mübarek, yine gel. Sofraların ve yuvaların huzur ve bereketle, dillerin zikirle, gönüllerin ilahi aşkla buluştuğu bu güzel dua saatinde, iftar saatinde, Kadir Gecesi arefesinde dualarınızın, hayırlarınızın, ibadetlerinizin, iftarlarınızın, oruçlarınızın ve bu güzel ayda yaptığınız bütün amellerinizin, güzel davranışlarınızın kabul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve Kadir Gecesi'ne arınmış olarak girmeyi ümit ediyor. Sizleri Ümrani Hekimbaşı Tarihi Av Köşkü'nden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili seyirciler, her akşam olduğu gibi biz yine Türkiye'de Ramazan'ı sözlerin en güzeliyle, Kur'an-ı Kerim'le başlatıyoruz. İsra Suresi 78-84. Ayetler. Okuyan Bahri Şahin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi s-salata liduluki şemsi ila ghasaqi l-leyli ve Kur'an el-fecr. İnne Kur'an el-fecr kâne meşhûdâ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما هو شفاء
للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de Ramazan'a reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doçent doktor, göğüs cerrahisi uzmanı, doçent doktor Sezai Selik hocam dedi ki, nasıl ki topraklarına da nadasa bırakılıyorsa, vücutta da aynı şeyler oluyor ve Ramazan'ın vücuda faydalarını, tesirlerini konuşuyorduk. Ayrıca hocam bir de çıplak gözle dokunduğu ciğerleri, o parçacıkları, o vücudumuzdaki güzel parçacıkları Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihsan ettiği o güzel parçacıkları bize anlatacak. Onların arasında işte neler var, neler yok, biz onlara ne gibi zararlar veriyoruz, Ramazan onları ne gibi koruyor, onları konuşuyoruz. Evet hocam. Evet, tabii cerrahların böyle bahsettiğiniz gibi önemli bir avantajı var. Çıplak göze görerek dokunmak, insan bedenin içindeki organları ellemek suretiyle, dokunmak suretiyle hissetmek ve ona dair daha sonra çok geniş kapsamlı bir tasvir yapma. Hatta doktorların bir kısmından ressamlar vardır, bunu resme de aktarmıştır. Burada 7000 üzerinde akciğer, kalp ve göğüs içi organ ameliyatı yapmış bir cerrah olarak söylüyorum. Özellikle sigara gibi kötü alışkanlıklar, örneğin akciğerimiz doğumdan itibaren beyaz, taze hücrelerle donanmış, beyaz, pembemsi renkli olan organımız. Siz bunun bütün safhalarını gördünüz değil tabii, mi? Tabii, yani çocuklarda da ameliyatları yaptığımız için daha sonra erişkin veya yaşlılarda eğer sigara içmişse, tıpkı bir kurşun kalemini beyaz bir A4 kağıdının üzerine tık 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 vurup bir süre sonra onun nokta nokta noktasal olarak karardığını nasıl biliyorsanız, görüyorsanız, biz de örneğin bir akciğer, sigara içenin akciğer aynı bu şekilde olduğunu ameliyatta gözümüzde görüyoruz. Şimdi tabii Ramazan o bir ay aslında bütün kötü alışkanlıklardan kurtulma için büyük bir fırsat. Ama bedenimize madden zarar veren alkol, sigara gibi alışkanlıklardan kurtulmak için de çok büyük bir fırsat. Nadasa bıraktığımız zaman aynı zamanda kötü alışkanlıklardan kurtulma fırsatı da verdiği için o siyahlanmış, bir başka deyişle hücresel olarak tahrip olmuş, hücreleri tahrip olmuş, vazifelerini artık görmekte geri kalmış olan akciğer dokusunu veya kalp dokusunu veya bir kalp damarını kestiğimiz zaman içinden yediğiniz ne varsa aslında o çıkıyor. Yani çok yağlı yiyen insanlarda onun karşılığına kolesterol tabir ettiğimiz yağları görüyoruz.
Sigaranın içinde 49 adet zehir var. Nikotin en başta. Yani bunlar içindeki o damarın darlığına yol açan plakları çıkarıp tahlile gönderdiğimiz zaman sigara içenlerde, şeker hastalarında, kolesterolü yüksek olanlarda onun aynen muadili karşılığı geliyor incelemeler. Evet. Dolayısıyla Ramazan ayı vücudu hakikaten gerçekten bir nadasa bırakmaktır. Hem de bu vesileyle o her gün sigarayla ya da kötü maddelerle dövdüğünüz adeta bir sopayı elinize almışsınız. Her gün akciğerinize vuruyorsunuz. Evet. Kaç tane vuruyorsunuz? Örneğin siz 20 tane vuruyorsunuz. Siz 50 tane vuruyorsunuz. Evet. Ne kadar çok vuruyorsunuz o organı, bize emanet olan o organı yoruyorsunuz, hırpalıyorsunuz ve vazifesini yapmasından elden ayaktan düşürüyorsunuz. Evet. Hocam mesela yani yaşı çok ilerlemiş bir hastanız geldi ama hiç sigara, hiç alkol kullanmamış. Yani onun ciğeri nasıl? Tabii ki onun ciğeri temiz. Yani bizim temiz diye Türkçe'de tabir ettiğimiz temiz kelimesini tam da burada kullanabiliriz. Evet. Sanki böyle bir suyla yıkanmış, tozlanmış olan bir vazoyu düşünün. Evet. Yani onun suyla yıkarsan nasıl temiz olur? Sanki 10 yaşındaki çocuğun akciğeri taşıyan bir sürü. Çünkü kalp ameliyatı yaparken akciğerler ve göğüs içi organları önümüzde. Evet. Kalbin zarını soyarken akciğer. Akciğer temizse maşallah ne güzel akciğer diye zaten söylüyoruz kendimiz. Değil mi? Kendi, ameliyatta cerrahlar bunu severek söyler. Ya keşke bizimki de inşallah böyledir falan. Yüzünüz gülüyor değil mi hocam? Yani tabii 2000... yüzünüz gülüyor. Yani o tür insan bedeninden tanışmak benim için şunu ifade ediyor. Yani Allah'ın emanetine bu kadar güzel bakmış. Güzel. Bir de emanet kelimesini emanet, kullandınız. Evet. O zaman sahip olduğumuz vücut ve içindeki bütün parçalar ki Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Tabii siz açınca o göğüs kafesini açınca onun içinde çok güzel şeyler görüyorsunuz değil mi? Müthiş bir harika hani küçük kainat deniliyor insan için. Hakikaten o küçük kainatı görüyorsunuz değil mi hocam? Evet. Hani siz dediniz ki işte hücreler arasında bilmem iletişim bağlar vesaire işte hücreler işte proton ya bunları bir idare eden yöneten bir hiçbir sistem. Hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi kendi başına kendi kendini idare edebilecek sevk ve kabiliyette olmadığını da tabii bir tıp adamının en yakından bildiği. Biz bunu çok yakından biliyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Bir yaşlanmayla beraber olan sürecimiz var. Diyelim sağlıklı yaşlanıyorsunuz. Mutlaka hücreleriniz gittikçe daha fazla yorgun düşüyor. Bu Allah'ın bir programı. Ve o yaşlanmanın sonunda Allah sizi ölümle tanıştırıyor. Tıpkı hayatı verirken. Evet. Bunların hepsi bir arada. Peki o zaman sevgili hocam buradan sevgili seyircilerimize yani siz o parçacıkları elinize alıp onlara dokunmuş olarak o nikotinli ciğerleri ve nikotinsiz ciğerleri, tertemiz ciğerleri elinize alıp dokunmuş olarak zaman zaman çok üzülen, zaman zaman da çok sevinen birisi olarak, bir hekim olarak neler söyleyeceksiniz şimdi? Sevgili seyircilerimize bir şey söyleyin lütfen. Müsaadenizle hemen burada çok sevdiğim, aynı zamanda 15 Temmuz'da köprüde bulunmuş bir bayan doktor kardeşim, Doktor Huriye Tezgeli'ni anacağım. Çok sigara içiyor. Buradan kendisine bu vesileyle Ramazan'ın bereketi, Ramazan'ın hürmetine o sigarayı bırakmasını arzu ediyorum. Evet. Böyle imanlı vatansever insanlar yani kendilerine çok bakmak zorundalar. Evet. Bizim bir eksiğimiz bu. Bunu sosyal medyada fenomen olmuş bir kardeşimiz o hizmetlerine devam ediyor. Onun üzerinden diyorum ki bütün sigara içen vatandaşlarımıza sigara sizi yavaş yavaş öldürüyor. Ramazan'da uzun saatler boyunca bunu bırakabildiğinize göre demek isterseniz bunu bırakabilirsiniz. Evet. Ve yani şu Ramazan'ın bereketinden böyle faydalanmak lazım sağlık noktasında. Zaten Allah sizi oruca sevk ederek siz onu o vazifeyi yerine getirdiğinizde zaten vücudunuzu dinlenmeye alıyorsunuz zaten. Evet. Bari o dinlenmenin sonuna yeniden o zehiri o vücuda sokmayalım. Bu işin başarılı toplumsal olarak bizim çok ciddi ihtiyacımız olduğu konulardan birisidir. Sigarayla mücadele. Sağlık Bakanı bu konuda
inanılmaz başarılara imza attı. Evet. Ama biz hekimler de bu mücadelenin içinden olmaya devam ediyoruz Ramazan vesilesiyle. Sadece siz değil tabii din görevlileri, hocalarımız da işte evet. Bunun işte mekruh, haram, harama yakın işte hocam. Yani hocamlar da söylüyor ama siz tabii o parçacığı elinize alıp dokunan birisi olarak, onun içindeki zehirleri gören birisi olarak siz tabii çıplak gözle gördüğünüz için çok üzülüyorsunuz işin açıkçası. Ve o üzüntünüzün sonunda da diyorsunuz ki yapmayayım böyle. O sizin o kalemle işte siyah siyah koyduğunuz noktaların hepsini ben gördüm. O kağıt benim elime geçti. Ben orada gördüm. Yapmayın lütfen. Evet. Biz de sevgili Ramazanlar zaten iki Ramazan'ı birbirine eşit olan aldanmıştır. Yani geçen sene Ramazan'da sigara içiliyordu. Bu Ramazan sigarayı bıraktık. Demek ki bu Ramazan'ımız birazcık farklılaştı. Yani. O zaman bir farkındalık kazandırmak lazım Ramazan'ımıza. Geleceğim hocam ama sizden bir ilahi alalım sevgili hocam. Bir ilahi. Evet. Bizim Enderun. Bu arada sevgili hocam bizim Hekimbaşı mahallesinde, burası Buğra Sokak, bizim komşumuz hemen Av Köşkü'nde bizim canlı yayın yaptığımız köşkümüzün bitişiğindeki Fatih Camii'nin avlusu burası. Fatih Camii din görevlisi Muhlis Aydın Hoca ve Hekimbaşı mahallesi muhtarı Abdurrahman Toprak beyefendilerin öncülüğünde geleneksel hale geldi bu iftar. Biraz sonra orada 700-800 kişi olacak. Bunlar üçüncü senesi. Biz belki tekrar oraya bir daha döneriz. Orası bizim çünkü komşumuzun. Ancak biz oradaki görüntüleri gösterebiliyoruz. Allah kabul etsin. Biraz sonra belki biz oraya tekrar döneceğiz. Evet hocam, sizden bir ilahi alalım lütfen. Bu Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz ve müjdelerle dolu son gün günlerinde genelde Enderun usulü o telvihalar aralarda hafızların okumuş olduğu ilahilerden bir tanesi ki veda ilahisi mi? Yani dua. Evet. Açalım elimizi diye. Peki. Sözleri de Mehmet Kemiksiz Hoca'ma ait, beste de ona ait. Güzel bir eser. Buyur. Günlere de uygun. Açalım elimi amin, amin, ya muin. Evet.
Sevgili hocam, Ramazan bitti artık. Yarın Allah nasip ederse Kadir Gecesi. Biz öyle inanıyoruz. İnşallah Kadir Gecesi. Ve ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Yani şimdi bazı sevgili seyircilerimiz diyor ki, ya benim işte hatalarım çok. Acaba Allah affeder mi? Acaba Allah beni kapısına, hocam ilahi yok, affet isyanım benim dedi. Evet. İsyanımız çok diye bazen ümitsizliğe düşüyoruz. Ne yapalım hocam? Yani biz arınmış olarak aslında Kadir Gecesi'ne girmek istiyoruz. Ve bayramı da kurtulmuş olarak cehennemden. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle son 10 gün ateşten kurtuluşun günleri. Nasıl kurtulacağız? Neler yapalım? Allah'a nasıl bir dilekçe yazalım işin açıkçası? Çünkü o bize diyor ki mutlaka dilekçe yaz. Mutlaka siz bana yazın. Ben çünkü ona karşılık vereceğim anında. Neler yapalım hocam? Evet. Kul olarak bizim için birinci derecede önemli olan günah yapmamaktır. Evet. Ama masum değiliz. İnsanız. İnsanız, beşeriz. Allahu Teala peygamber kullarını masum kılmıştır. Yani korumuştur günah işlemekten. Yine peygamber olmayanlardan da Allah-u Teala murad ettiklerini korur tabii. Hepimiz onun korumasındayız. Evet, elhamdülillah. Ancak beşeriz, insanız. İnsan her an günahla karşı karşıyadır. Yapmaması gerekir. Ama yaptıktan sonra da bir an önce pişman olması gerekir ve tevbe etmesi gerekir. Şunu sizin sorunuzla bağlantılı olarak ifade edelim. Dünyada yaşadığımız müddetçe tevbe ettiğimiz takdirde af olmayacak hiçbir günah yoktur. Allah'la alakalı, Cenab-ı Hak'la alakalı, değil mi? İfade edeceğim bunu da. Evet, tabii. Yani şunu vurgulamak istedim bu ifadeyle. Bismillah. İnna Allaha la yaghfiru en yushrake bih. Allah Celle Celaluhu kendisine şirk koşanların şirkini ve müşrikliğini affetmez. Evet. Kesinlikle affetmez. Ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Dilediği için şirkin altında olan hataları bağışlar. Cenab-ı Hak ortak kabul etmiyor işin açıkçası. Bu şirki ne zaman affetmez Allah-u Teala? Kıyamette affetmez. Dünyada müşriklerin de tevbekar olmaları sonucunda affedileceği kesindir. Çünkü evet. Resulullah Efendimiz'e iman eden sahabe-i kiramın geçmişteki hayatında şirk olanlar var. Hanif olanlar olduğu gibi şirkten gelmeler var. Demek ki Allah dünyada kaldığımız müddetçe ve ölümle karşı karşıya gelmeden önce hangi günah olursa olsun, küfürdür, şirktir, inkarcılıktır, hepsinden tevbe edenin Allah-u Teala tevbesini kabul eder, murad ettiği zaman da affeder muaddedik kişilere. Yani ben şu kadar günah yaptım, artık bundan sonra benim affım mümkün değildir diyecek hiçbir halimiz bizim ve kimsenin yoktur. Yes. Hatta ehl-i sünnet alimlerimiz şöyle derler. Allah-u Teala'dan ümit kesmek küfürdür. Ne demek? Yani ben bu kadar günah yaptım, artık bundan sonra benim affolma mümkün değildir diye böyle inanmak insanı küfre götürür. Cenab-ı Hak'la ilgili karar vermek, yani Allah'ımızın vereceği kararı bizim vermemiz. Etkilemek. Evet. Hatadır, günahtır, küfürdür. Evet. Allah-u Teala'dan ümit kesmek küfürdür. Emniyette olmak da küfürdür. Evet. Yani Allah affedicidir. Evet. Ne yaparsam yapayım Allah affeder. Hayır. Bunu demek de yanlıştır. Evet. Ha, bunun ortası nedir? Beynel havfi ve reca dediğimiz sistem. Yani korkuyla ümit arasında. Kul, evet. Kişi korkuyla ümit arasında olması gerekir. Evet. Böyle olduğu takdirde ve Allah'a da sıdk ile yöneldiği takdirde Allah-u Teala affeder. Amin. Kur'an-ı Kerim'de bunu tevbi nasuh olarak ifade ediyor. Nasuh kelimesi biliyorsunuz
nasaha kökünden geliyor. Mübalağa sigasıdır. İnsanın kendi kendine nasihat etmesi. Yani öyle bir tevbe ki bir günahla karşı karşıya geleceğiniz zaman yapma. Bak sen tevbe ettin diyecek tevbe. Bunun üç temel unsuru var. Bazılarına göre veya bazı yerlere göre siz de işaret ettiğiniz cümleden de hareketle dörde çıkar bu. Nedir? Bir, yaptıklarımızdan dolayı pişmanlık duymak. Keşke yapmasaydım. Şunları yapmasaydım. Doktorumuzun ifade ettiği Zeki Bey'in, Sezai Bey'in sigara da dahil. Evet. Keşke içmeseydim. Evet. Yani yapmasaydım. Bunu yapmasaydım demek. Birinci merhalesi budur. İkincisi, yaptığından dolayı bir daha yapmamaya kararlı olmak. Yani yaptığından dolayı pişman olmak, yapmamaya karar vermek. Evet. İradeyi kullanmak orada. Peşinden de Allah'tan af dilemek, estağfurullah demek. Şayet kul hakkı varsa kullarla da helallaşmak. Evet. Ya ödeyerek helallaşır veya ödemeden helallik alır. O kişiler arasındaki diyaloğa bağlı ama mutlaka helallaşmak gerekiyor. Bu dört unsura dayalı tevbe yapıldığı zaman da buna Kur'an-ı Kerim'de nasuh tevbesi deniyor. Evet. Ki nasuh tevbesi yapan kişileri de Allah-u Teala'nın affedeceğini ifade buyuruyor. Günah ne kadar büyük olursa olsun, çeşitliliği hangi yönde olursa olsun, hatta kutsi bir hadiste Allah-u Teala buyuruyor ki, senin yaptığın kulum diyor, senin yaptığın günahlar üst üste yığıldığı takdirde semaya kadar istif olacak derecede fazla günah yapsan bile bana tevbe ettiğin takdirde halis niyetle ben hiç aldırmam onlara. Seni affederim diyor. Burada tevbeyi geciktirmemek lazım. Yani evet. Bizi dinleyen izleyicilerimiz nasılsa tevbeyi Allah-u Teala kabul ediyor deyip tevbeyi ertelememesi lazım. Evet. Şu anda hemen tevbe etmek, bu unsurları yerine getirecek şekilde tevbe etmek ve Allah'a dönmek. Neden hemen hocam? Neden hemen? Çünkü garantimiz yok. Yani yok. Bizim, evet yani işte 3 saniye sonra, 5 dakika sonra ne olacak bilemiyoruz. Hani hemen ölecekmiş gibi ahiret için ebedi, işte yine Efendimizin bu konuda bize hep tavsiyeleri var. Neden hemen? Çünkü bilemiyoruz. İşte yani nedir bizimle ilgili Cenab-ı Hakk'ın planı? Ne zamandır? Onu bilemiyoruz. O zaman her an hazırlıklı olmak lazım değil mi hocam? O zaman bu Ramazan'ımızda, bu Kadir gecemizi de sanki son Kadir gecesiymiş gibi değil mi hocam? Evet, bu Kadir kelimesi kaderle de aynı kökten geliyor. İnsanların mukadderatının da bu gecede etkilendiği bir ortam meydana geliyor. Yani dosyalar ayrılıyor. Kişi evlenme hazırlığında, öyle diyor bazı kaynaklarda, örnek veriyor. Kişi evlenmek hazırlığında veya ev almak hazırlığında taşınacağım, eve taşınacağım diye ümitleniyor. Ev kuracağım diye ümitleniyor. Fakat melekler dosyaya bakıyorlar. Evet. Ya bu adam böyle hazırlık yapıyor ama dosyası bunun hazırlanmış. İşte şu kadar zamanı kalmış bunun diye onlar orada görüyorlar onu. Evet. Dosyaların tefrik edildiği, hani fîhâ yufragu küllü emrin hakim diye geçiyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Hükme ait bütün emirler bu mübarek gecede tefrik edilir. Ediliyor. O tefrik edilen gece bazılarına göre Berat gecesi, bazılarına göre çünkü Kadir orada gecesi. Mübarek gece diye geçiyor. Kadir gecesi olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla tefrik ediliyor. Dosyalar ayrılıyor. Evet. Bir senenin içerisinde neler olacak, kim göçecek, evet, bunlar tefrik ediliyor. Dolayısıyla bir anlık
evet, bir zamanımız olduğunu düşünerek hemen tebrik ediyorum. Hemen, hakikaten hemen. Gerçekten geçen sene sevgili seyircilerimizden ve bizim işte kurumlarımızda çalışan arkadaşlarımızdan, geçen sene Ramazan'ı birlikte geçirdiğimiz arkadaşlarımız var. Sevgili seyircilerimiz işte ne güzel televizyonu seyrediyorlardı. İşte Kadir gecelerini, Ramazan, bayram idrak ettiler ama bu sene aramızda yok. Önümüzdeki sene tefrikte, o ayrımda belki bilemiyoruz kimler olacak, kimler olacak, kimler olmayacak, evet, dosyalar nasıl tasnif edilecek. Ama ne olursa olsun hoş sadağı olarak, yani hoş sadağı bırakarak gitmek lazım. Güzel bir şekilde gitmek lazım. Hepsini son anda, burada önemli olan Allah, işte kul ma ya'be'u büküm rabbi levla dua büküm. Dedim ki nasıl dilekçe yazacağız Allah'a, nasıl dilekçe yazalım, evet, nasıl yalvaralım Allah'a hocam? Oraya gelmeden önce, evet, şunu da ifade edelim. Resulullah Efendimiz Ramazan'ı anlatırken, fiha leyletun hayrun min elfi şehrin buyuruyor. Ramazan'da öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Evet. Men hurimeha, kim ondan mahrum olursa birçok hayırdan mahrumdur. Of. Birçok hayırdan mahrumdur diyor. Bunu ifade ettikten sonra sizin sorunuzun, evet, benzerini Hazreti Ayşe validemiz sordu Resulullah Efendimiz'e. Evet. Dedi ki ya Resulallah, o geceye ulaştığımda, gördüğüm takdirde, o geceyi idrak ettiğim takdirde ne söyleyeyim? Evet. Şöyle de buyurdu. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen son derece affedicisin. Afu da gene, evet, mübalağa ifadesi. Evet. Sen son derece affedicisin. Affetmeyi. Kerem sahibisin. Affetmekten hoşnut olursun. Seversin diye, evet, ifade geçiyor ama o sevgi kelimesini ehl-i sünnet alimlerimiz Allah'a nispet edilen sevgi kelimesini rıza ile şey yapıyor. Çünkü sevgide geçişlilik vardır. Yani olur ve geçer. Ama rıza kalıcıdır. Dolayısıyla bunu tefsir ederken, açıklarken rıza. Allah'ım sen affetmekten hoşnut ve razı olursun. Fa'fu anni. Beni affeyle Allah'ım. Beni affet. Bizi affet. Tabii, evet, toplu olarak fa'fu anna. Fa'fu anna. Evet. Ey Rabbim, evet, bizi affeyle. Evet. Sevgili seyircilerimiz, hocamın Hazreti Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ayşe validemize dolayısıyla bize öğrettiği bir dua. Kadir gecesini yakalarsam ya Resulallah, Kadir gecesi olduğunu anlarsam nasıl dua edeyim? Evet, hocamızın yaptığı bu güzel dua. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi çok seversin. Beni affeyle, bizi affeyle diye dua edeceğiz. Bu kadar basit. Peki hocam, bunu yapınca ne oluyor? Dilekçe gidiyor, verildi. Tabii. Evet. Tabii bunun yanında bu geceyi ihya etmek. Evet. Nasıl ihya ederiz bu geceyi? İstiğfarla başlarız. Evet. Çünkü Resulullah Efendimiz öyle tavsiye ediyor bize her zaman, hayatımızın her döneminde hem de. Çok istiğfar edin diyor. Ben günde 70'te, evet, 70 veya 100. Bazı rivayetlerde. Ne kadar güzel. Günde 100 kere, günde 70 kere, günde 100 kere estağfurullah diyorum. Geçmiş hatta, ve gelecek günahları affedildiği halde. Evet ya. Yani, evet. Hatta bir sahabi şöyle diyor. Biz Resulullah Efendimizin bir meclise oturduğu zaman yapmış olduğu istiğfarın sayısını belirlemeye çalışırdık. Gerçekten dediği gibi 100'den de fazla estağfurullah dediğine şahidiz. Cenab-ı Hak şefaatine bizleri nail eylesin, evet, inşallah. Amin. Bu mübarek gecede. Evet. İstiğfar etmek. Evet. Sonra namaz kılmak. Evet. Kadir gecesine ait bir namaz yoktur. Evet. Yani Kadir gecesi namazı diye bir namaz yoktur ama her zaman kıldığımız nafile namazı, borçlarımız var hocam. Ondan da öncelikli olan borçları ödemek lazım. Şimdi bakın, evet, Ramazan orucu olsun, 5 vakit namaz olsun, bunların edası farz olduğu gibi kazası da farzdır. Eyvallah. Mesela bu Ramazan'da oruç tutamayıp da yiyen birisi en fazla gelecek Ramazan'a kadar bunu erteleyebilir. Yani gelecek Ramazan'dan önce mutlaka
tutacaksa borcunu yerine getirmesi lazım. Yani şimdi buradan şunu vurgu yapmak istiyorum. Aradan yıllar geçer. Bazı dostlarımız konuşurken benim askerden kalma işte 3 gün 5 gün veya bir Ramazan borcum var derler. Halbuki askerliğini yapalı olmuş 40 sene, evet. 50 sene hala borcu olduğunu söyler. Olmaz böyle. O zaman dirhemler vardı, kuruşlar vardı. Yani o zamanki parayla bu zamanki para da bir değil. Yani en fazla bir sonraki Ramazan'a kadar evet. ki süre içerisinde mutlaka bunu ödemesi lazım. Ya evet. fidye olarak tutacaksa, kaza olarak namaz da böyle. Namazları da bir an önce kaza etmek lazım. Evet. Geçirilen namaza. Edası farz olduğu gibi kazası da farzdır. Dolayısıyla bu mübarek geceleri fırsat bilerek kaza namazı ağırlıklı namaz kılmak. Evet. Ama ben bunun yanında işte şu kadar kaza kıldım. Nafile namaz kılsam olur mu? Olur. Hanefi fukahasına göre nafile de kılabilir. Evet. Biliyorsunuz izleyicilerimiz de dinlesin. Şafii müçtehitlerine göre başta İmam Şafii Hazretleri'ne göre kaza namazı borcu olanlar nafile namaz kılması caiz değildir derler. Mutlaka önce kazasını bitirecektir. Hanefi mezhebi alimleri mutlaka kaza kılınacaktır. Onu ihmal etmeyecektir ama bunun yanında nafile kılayım derse kılmasında da bir engel yoktur evet. derler. Çok teşekkür ederim hocam. Kaza ağırlıklı namaz kılma, Kur'an-ı Kerim okuma. Evet. Kur'an-ı Kerim okuma. Bakın duadan bahsettik. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine naklettiği bir hadis-i şerif Allah-u Teala'dan kutsi olarak kim Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olur da isteklerini bildiremezse ben onun niyetini biliyorum diyor Allah-u Teala isteklerini veririm diyor. Çok güzel. İsteklerini veririm diyor. Ne güzel. Cenab-ı Hak inşallah hakikaten çok fazla istenen bir şey yok. Sadece dua Allah'ım bizi affet diyeceğiz. Abdestimizi alacağız ve sadece Allah'ımızla baş başa kalacağız. Onunla işte Kur'an okunur. Kur'an okunur, okurken de onunla konuşuyor olacağız. Namaz kılarken de yine onunla birlikte olacağız. Sadece Allah'ımız bizden bunu istiyor. Çok fazla bir şey değil. Ve ondan sonra da tertemiz, bembeyaz bir sayfa. Ne ve, güzel. Ve evet. tabii bunu da evet. burada bırakmamak lazım. Evet, devam ettirmek. Yani devam ettirmek. İnşallah. Gerekir. Sevgili hocam, siz tabii gönül insanısınız. Yani göğüs cerrahisi uzmanısınız ama edebiyatta ilgili olduğunuzu da şimdi bugün öğrenmiş olduk. Ne kadar güzel. Aynı zamanda Yeşil Vadi Uluslararası Yardımlaşma Derneği. Tabii bayram geliyor ama bayramın gelişini böyle iple yani çekenler var. Onlar da diyor ki hani hep beraber bayram edecektik. Bu bayram sadece işte oruç tutanların değil, işte bu bayram hepimizin bayramı olacak. Bu bayram işte fakirlerin de yoksulların da bayramı olacaktı. Bizim de işte okuduğumuz Saadettin Kaplan'ın, merhum Saadettin Kaplan'ın şiirinde yoksula gel, had bilen, haddini bilen zengine gel diye orada bir şey de geçti, böyle bir satır da geçti. Gel ama yine haddini bilen zenginlere gel, onlara gel, gel ki herkes bayram yapsın. Siz peki bu Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanısınız, neler yapıyorsunuz? Onu bir alalım. Sizden. Bu arada söylemek istediğiniz başka bir şey var mı şeyle alakalı? Zararlı maddelerden evet, zararlı maddelerle alakalı. Kurtulma. Evet. Çok güzel bir fırsat. Onu orada bırakıp evet. dilerseniz bahsettiğiniz konuya değineyim biraz. Tabii 2011 yılında bir Somali'de dünyanın en büyük açlık felaketlerinden birisi yaşandı. Evet. Bu açlık felaketi bizim Türkiye'den görebildiğimiz tarafı var. Türkiye'den görebildiğimiz tarafında başta devletimizin Sayın Başbakan o zaman Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bir Somali'ye seferberlik ilan edildi. Oradaki insanlara yardım çağrısıydı bu. Biz de oturmuş olduğumuz Yeşil Vadi yerleşkesinde çok sayıda duyarlı insanın katkı vermesiyle birlikte bu çağrıya uyduk ve Somali'ye Yeşil Vadi yerleşkesi olarak kendi gayretlerimizle oluşturduğumuz bir erzak taşıması yaptık ve bizzat elimize dağıttık. Evet. Bu bizim başlangıcımız. 2011 yılı
Başlangıcımız. Evet, başlangıcımız. Hocam devam edeceğiz. Biz zaman zaman programımız içerisinde İstanbul'un bazı bölgelerindeki ve Türkiye'nin bazı yerlerindeki Ramazan coşkusunu da sevgili seyircilerimizle paylaşıyoruz. Şu an 24 muhabiri Adem Hançer arkadaşımız Başakşehir'de bizi bekliyor. Yanında da çok değerli belediye başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediye Başkanımız var. Ben sözü 24 muhabiri arkadaşıma ve konuğuna bırakıyorum. Baba nerede, baba nerede? Baba nerede? Evet, bu akşam Başakşehir'deyiz. Başakşehir'in en güzel noktalarından bir tanesi Şamlar Köyü Tabiat Parkı. Burada ucu bucağı belli olmayan bir iftar sofrası var. Tabiat Parkı'nın bir ucunda iftar sofrasının görüyorsunuz kalabalığı. Diğer tarafta ise yine devam ediyor. O noktada vatandaşlar burada, Başakşehirliler hep birlikte iftar açıyorlar. Tabii bu sofranın bir de ev sahibi var. Yanımızda Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu. Efendim öncelikle iftarın, Ramazan'ın sonuna doğru yaklaştık. Evet. Yine bir sofradayız. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çekimde biraz önce arkadaşlara söyledim. Bu bir belgesel değil. Burası Şamlar Ormanı. Çok güzel bir alan. Bugün vatandaşımızla ve personelimizle çocukları da eğlendirerek güzel bir iftar açacağız inşallah. Hazırlıklar hızla devam ediyor. Çok büyük bir masa kuruldu. Heyecanlı bekliyoruz. İftar saatini bekliyoruz hep beraber. Ramazan'ın sonuna doğru yaklaştık. Evet. Neler yaşadık bu Ramazan'da? Neler yaptık Başakşehir'de? Başakşehir'de iki noktada Ramazan alanı kuruldu. Ramazan ruhuna uygun, çok eğlenceli ve insanları o maneviyatı hatırlatacak çok güzel organizasyonlar yapıldı. Dolu dolu geçti çok şükür. Rabbim tekrarlarını nasip etsin inşallah. O mutluluğu, o heyecanı vatandaşımızla bizler de yaşadık. Ben tekrar Ramazan'da özellikle bizlerle birlikte olan vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bu heyecanı inşallah onlarla tekrar beraber yaşayacağız. Hem sadece iftar sofraları değil, ihtiyaç sahiplerinin kapıları çalındı. Evet. Birçok faaliyetler yapıldı bu anlamda. Neler yaptınız? Tabii sıcak yemekle özellikle yemek yapamayan aileleri de Ramazan'da yalnız bırakmadık. Onlara biz ulaştık. Bu sene sokak iftarlarını çok fazla yapmadık. Daha çok komşuluk iftarları yaptık. Sitelerde masa sandalyeleri dizdik, komşular indirdi yemeklerini hep beraber. Ortak tabaklarda yemeklerini yediler ve çok güzel bir ortam oldu. Ve bunun çok verimli olduğunu da gördüm. Bu beni de çok mutlu etti. İnşallah bunları tekrarlayacağız. Komşulukla ilgili organizasyonları daha fazla arttıracağız. Ramazan bitti dedik. Önümüzde bayram. Bayram için en ideal noktalardan aslında birisi de bulunduğumuz yer Şamlar Köyü Tabiat Parkı. Burada vatandaşlar ne yapabiliyor? Bütün İstanbul aslında bütün İstanbul'u alır diyebilir miyiz? Büyük bir park çünkü. Tabii şöyle bir avantajımız da var çok şükür. Başakşehir Belediyesi yeşil alan miktarıyla, bakılabilir yeşil alan miktarıyla tahmin ediyorum İstanbul'da ilk sıralarda, belki de ilk sıradadır. Burada sadece Şamlar Ormanı değil, millet parklarıyla ve dev yeşil alanlarıyla bayramda da diğer alanlarda da ve özellikle yazın hoşça vakit geçirecek çok dev alanlarımız var. Burada aynı zamanda bisiklet parkurları, yürüyüş parkurları da var. Vatandaş şimdi zaten yemek yiyecek, hep beraber koşuya yürüyüşe gidiyoruz. İnşallah. Efendim bir yandan da 23 Haziran yaklaşıyor. Sonrasında tabii Başakşehir Belediyesi çalışmaya devam ediyor. Evet. Seçim sonrasında neler yapacağız, nasıl geçecek? Tabii biz 31 Mart'ı da çok güzel bir şekilde geçirdik. İstanbul'da oy artışı en fazla olan ilçelerden biriyiz. Bununla birlikte 23 Haziran'da da inşallah eksik olan kısmı da tamamlayıp İstanbul'da da hep beraber Binali abimizle beraber işi tamamlayıp inşallah dolu dizgin devam edeceğiz yolumuza. Çünkü çok yapacak işimiz var, çok faaliyetlerimiz var. Onların tamamlanması lazım. 23 Haziran'da heyecanla bekliyoruz ama öncesinde Ramazan'la ilgili bayramımız var, Kadir Gecemiz var. Rabbim bize inşallah sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bayrama da Kadir Gecesi'ne de kavuşturmayı nasip etsin. Buradan da dileğimiz olsun İnşallah. Tüm halkımız için. Evet, alana girdiğiniz anda Mustafa sizin kucağınıza atladı. Evet. İnmekte bilmiyor. Mustafa şu anda çok heyecanlı çünkü çocuk alanları kuruldu.
Evet. Sevgili seyircilerimiz, Başakşehir'deki Ramazan coşkusunu 24 muhabiri Adem Hançer ve misafiri Yasin Kartoğlu Başakşehir Belediye Başkanımızdan dinledik. Gerçekten çok güzel. Bizim de burada hemen bitişiğimizde Tarihi Ümraniye Av Köşkü'nün hemen bitişiğinde Buğra Sokak var burada. Hekimbaşı Mahallesi ve 3 yıldır gelenek haline getirdikleri çok güzel. Şu anda artık sizin de gördüğünüz gibi masalarda olmuş yavaş yavaş. Artık dakikalar kaldı ve 3 yıldır gelenek hale getirmişler. Muhlis Aydın Hoca, Fatih Camii Din Görevlisi Hekimbaşı geleneksel hale gelmiş. 3 yıldır devam eden, sadece kendileri, dışarıdan herhangi bir şey yok, hiç kimse yok. Sayın Başkan dedi ki biz dedi artık komşuluk iftarları yapıyoruz dedi. Sokak iftarları yok ama bunlar çok hoş. Herkes, bütün komşu, herkes paylaşmış. Ramazan paylaşmaktır diye paylaşmış ve çok güzel bir sofra kurmuşlar. Ben hem Muhlis Aydın Hoca'yı hem Hekimbaşı Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Toprak Bey'i, ben ve ekibim, arkadaşlarım çok teşekkür ediyoruz. Ve Allah iftarlarını kabul eylesin. Çok güzel bir birliktelik. İnşallah Cenab-ı Hak bu birlikteliklerle de devam eylesin. Evet, çok güzel bir görüntü. Biraz sonra birazcık daha o coşku artacak orada, dakikalar sonra. Evet, onu da sizinle paylaşmış olduk. Evet sevgili hocam, güzel bir şey değil mi? İftar sofraları tabii her zaman. Bunun bir benzerini tabii bizde komşuluk esas olduğuna göre dinimizde. Biz de Yeşil Vadi Uluslararası Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak hem erkekler hem hanımefendiler kendi aramızda, ama buradaki usulü biz de tatbik ediyoruz. Yani herkes evinde bir kap yemek yapıyor. Evet. Onunla iftar açtı. O daha farklı değil mi? Çok onun yani lezzeti. Bir şundan vazgeçmemiz lazım. Yani bir firmaya verelim. Evet. Bir firmayla anlaşalım. O firma gelsin bize iftar sofrası kursun. Biz de hazır orada oturup yiyelim. Yani bundan vazgeçmemiz lazım. Evet. Burada bir haz, bir lezzet olmadığını düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Siz Yardımlaşma Derneği'ni Somali için faaliyetleri, evet. Somali, burada bir sivil inisiyatif olarak döndüğümüzde biz dernekleşmeliyiz ve daha ciddi yardımlara imza atmalıyız diye arkadaşlarımıza karar verdik ve o yasal süreci başlattık. Daha sonra Suriye'nin iç savaşı başlayınca binlerce, milyonlarca mülteci topraklarımıza akın edince biz artık yardımı yurt dışına değil, kendi yurt içindeki, evet, kabul ettiğimiz misafirlerimize, özellikle de sınır boylarında hizmet vermeye. Bunun ana merkezlerinden birisi Adıyaman. Bizim düzenli 5 yıl boyunca yardım götürüyoruz. Esas Hatay, Kırıkhan ilçesi oldu. Çünkü oraya tamamen devletin düzeni dışında girişi güzel yerleşen binlerce Suriyeli, oradaki kardeşlerimiz, oradaki Ensar, Hatay Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kıymetli başkanları Rahmi Bey, Doktor Mehmet Metin, Tuzla Belediyesi, Yeşil Vadi Uluslararası Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Yeryüzü Doktorları ve daha sonra bir sürü sivil toplum örgütünün katılımıyla sürekli oradaki muhacirlere, tabii bu vazifemiz tabii. Peki, yani güzel. Bunu anlatmayayım. Böyle ama Allah razı olsun. Ben Yeşil Vadi'deki komşularımdan Allah razı olsun diyorum. Çünkü evet, yıllarca hiç düzenli olarak yardım ettiler. Biz de yıllarca elimizle götürüp teslim ettik. Evet. Bunun lezzetini yaşadık yani. Tabii onlar da bir de çok iyi bildikleri için verdikleri kuruşların, emanetlerin yerine çok en güzel bir şekilde ulaştığına inandıkları için, bildikleri için fitrelerini, zekatlarını, sadakalarını, evet, dolayısıyla çok güzel, emin ellerde, emin ellerle, sizin ellerinizle yerine teslim ediyorlar. Allah kabul etsin. Tabii bu aynı zamanda bir teşvik edici de. Aha, komşumuz, en azından siz hiç olmasa derneği onların ayağına götürmüşsünüz. Dışarıda hiç aramalarına gerek yok. Geliyorlar ve günden güne de şey yapıyor değil mi? Kar topu gibi büyüyor değil mi hocam yardımlar, evet, gelen? Yani, ne güzel. Tabii yardımlarda disiplini kaybetmemek lazım. Evet. Çok büyüyerek devam etmek sancıları var. Ama bir yere kanalizirip orayı deruhte edebiliyorsanız zaten amacınıza ulaşmış demezsiniz. Evet. Sonuçta rıza ilahi kazanmak. Amin inşallah. Onun dışındakilerin bir emniyeti, evet, yok.
Ben programın başında söylemiştim sevgili seyircilerimiz, sizi sırtınızda Türk bayrağıyla işte Boğaz Köprüsü'nde, o zamanki Boğaz Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tanıdı ve en sonunda da sırtınızdaki bayrağı çıkarıp onu da yine müdahalede kullandınız. Çünkü evet, kan kayıpları vardı mesela. Oradan da şöyle birkaç cümle alalım sizden, çünkü hakikaten kahraman doktor olarak toplumumuz sizi oradan çok sevdi ve seviyor. Yani ben bir ülkesini ve milletini seven her vatanperver gibi Yeşil Vadi'deki komşularımızla Boğaziçi Köprüsü'nde insanların sivil insanların üzerine ateş açılıyor, öldürüyor haberi gelmesi üzerine gitmeye karar verdik. Giderken aslında niyetim doktorluk yapmak değildi. Demokrasiyi, yani insan haklarını korumaktı. Yani bu memlekete bu hainliği kim yapıyorsa onun karşısında dimdik durabilmekti. Protesto edebilmekti. Engellemeye çalışmaktı. Fakat alana vardığımız zaman manzara her geçen dakikada daha da kötüleşiyordu. Hatırlayınız, 34 tane şehidimiz var. Sadece 300'ün üzerinde yaralımız var. Böyle bir alana giriyorsunuz. Artık hekimlik vazifesi hemen devreye giriyor. Bir cerrah olduğumuz için çok kolaylıkla adapte olabiliriz bu tür kanlı ortamlara. Hainlerin şehit ettiği, vurduğu, yaraladığı vatandaşımızın yardımına koşmaya başladım. Sabah kadar teslim oldukları ana tanıklık yapamadım. Diğer bütün arkadaşlarım ona tanıklık yaptılar. Tankların üzerine çıktılar ve Allahu Ekber sadalarıyla o alanı inlettiler. Ben o sırada Başkent Üniversitesi'nin Altınzade Hastanesi'nde son iki yaralıya müdahale ediyordum. Çünkü aynen, ambulans o saatlere kadar gelemiyordu. Biz vatandaşımızın verdiği yırttığı atlet bez parçalarıyla, örneğin bacağı yaralanmış, oradan şakır şakır kanıyor yukarıdan aşağıdan bağlayarak. Aynen. Gençlerimizin olağanüstü gayretiyle, motosikletli gençlerin o yaralıları alıp alandan uzaklaşıp hastaneye yetiştirdiği dakikaların bizatihi içinde bulunduk. Allah tank atışıyla razı olsun. Kafamıza tankla atış açtıklarında bizzat o tank atışında önümde bedeni parçalanarak şehit olan insanlarımıza tanıklık etti. Ve gençlerimiz onu gördükleri halde tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi hiç geri çekilmediler değil mi hocam? Hiç geri çekilmediler. O onlardan birisi değil. Zaten o motosikletli kardeşlerimizin birisini de şehit ettiler biliyorsunuz. Hayır. Biz bu vahşete tanıklık ettik. Ama aynı zamanda çok büyük onur ve şeref duyacağımız, sonrasında milli iradenin ülkede yeniden egemen olmasına konusunda bir taş koyduğumuz için o onur ve şerefi asla o ben bize yetti o Allah yani razı biz. Evet. Müsaadeniz olursa çok kısa bir de hatıramı anlatayım. Ülkemizin genelinde milli irade milli şuur konferansları verdim. Şimdiye kadar 47 ayrı yerde bu konferansları verdi. Vermeye de devam ediyorum. Davet geldi söyleyeceğim. Şimdi bir yerde orada köprüde şehit olmuş olan bir aile yanıma geldi ve bana bir resim gösterdi. Evladım dedi anne. Bunu gördün mü dedi. Bu dedi benim oğlum dedi. Köprüde o gece şehit oldu. Sen onu hiç gördün mü? Son anında belki görmüşsündür müdahale ettiğimi öğrenince konferansta. Görüntüleri izleyince. Gördüysen son nefesinde bir şey söyledi mi? Ay. Yani tabii biz bunu yüreklerimiz parçalanarak anlatıyoruz. Evet. Bedenler de parçalandı, yürekler de parçalandı. Evet. Onun için Allah bu evet, millet çok harikulade insanlardan oluşuyor. İçimizdeki hainleri bertaraf ettiysek o milletin o güzel kalbi ve cesaretiyle. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Programımız bitti. Programımız gerçekten bitti. Nasıl bitti ben de bir şey anlamadım. Halbuki daha yeni başlamıştık. Sevgili hocam, tabii az önce Sezai hocama da söyledim. İşte bayram edelim, bayram nasıl edelim? Yani şimdi fitreler var, sadakalar var. Onlar verilecek ki hep beraber bayram edelim. Şöyle bir iki dakikayla ne özetleyebilirseniz, siz televizyoncu olduğunuz için bilirsiniz, bu canlı yayınları da çok iyi bilirsiniz. Programımız bitti, ona göre ben size sözü verdim ve oradan da veda edeceğiz sevgili hocam. Birkaç cümleyle. Ramazan orucu farzdır biliyorsunuz. Evet. İslam'ın 5 temel esasından bir tanesidir. Ama sıralamada ondan önce bir farz daha var. Evet. Bütün hadis-i şeriflerde geçen sıralamada
zekat. Zekatü zeka. Zekat namazdan sonra, imandan sonra, şehadetten sonra namaz, peşinde zekat, peşinde oruç ve arkasından hac geliyor. Dolayısıyla zekat nasıl ki doktorumuzun da ifadesiyle oruç insanın bedenini nadasa bırakmaktır, temizleme. Zekat da malı temizleyip malı nadasa bırakmaktır. Onu da temizlemek gerekiyor. Evet. Malın temizlenmesi zekattır. Evet. Şimdi zekat ne kadar verilecektir? Evet. Bu da tartışılmaya açılmış bir şeydir. Birileri diyor ki öyle 2,5 zekat olmaz diyor. Vereceksin diyor. Evet. Fazlasını vereceksin. Ya hele 2,5'unu versin. Evet. Yani bu insanlar bu konuda yapılan bir araştırma çok eski hatırımda kalmıştı. Evet. Türkiye'nin yaklaşık 2 katı yani Türkiye'nin milli gelirinin 2 katı evet. zekat hesabı var. Evet. Bu verildiği zaman da işte bayramı da hallediyor. Evet. Hepsini, hallediyor. Evet. Ayrıca fitremiz var, verilecektir. Bayram günü mutlaka verilmesi gerekiyor. Oruç tutamayanların fidyesi var. Evet. Bunlar da bunun içerisinde. Allah-u Teala şehadetle başlayıp namazla devam eden, zekatla devam eden, oruçla devam eden, hacla noktalanan faraizi yerine getirmeye hepimizi, herkesi muvaffak eylesin. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Hocam. Sezai Hocam çok teşekkür ediyorum. Ramazan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili seyircilerimiz, böylece bize ayrılan süre burada sona erdi. Yarın Kadir Gecesi. Allahümme inneke afuvun kerimün tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi çok seversin. Bizi affeyle diye bunu hiç unutmuyoruz. Bunu sık sık tekrar ediyoruz. Yarın akşam tekrar Kadir Gecesi'nde birlikte olacağız. Allah'a emanet olunuz. Allah'ım oruçlarınızı, dualarınızı kabul etsin inşallah.
Bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Fısk ve günahtan beni nefret ettir. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı.